Lezzetli Tariflerin adresi Lezzetci kanalından selamlar. Ben Betül Öz. Bu tarifimde sizlere Ege yöresinde çok sevilen kurutulmuş sebzeler ve sarımsaklı yoğurt ile hazırlanan lezzetli bir garnitür tarifi vereceğim. Tarifimizin malzeme listesi ve yazılı anlatımı için videonun altındaki linke tıklayabilirsiniz. Ayrıca daha fazla tarif için www.lezzetci.com'u ziyaret edebilirsiniz. Bu hazırlayacağımız sebze kavurmasının en önemli özelliği acı olmasıdır. Yoğurtlu kurutulmuş sebze kavurmasını yemeklerin yanında servis edebileceğiniz gibi çay saatlerinde de misafirlerinize ikram edebilirsiniz. Gelelim şimdi yoğurtlu kurutulmuş sebze kavurması tarifine. Yoğurtlu kurutulmuş sebze kavurması için malzemeler: 175 gram kuru patlıcan, 75 gram kurutulmuş tatlı biber, 6-7 adet kurutulmuş acı biber, 1 su bardağı zeytinyağı, yarım tatlı kaşığı tuz. Yoğurt sosu için 750 gram süzme yoğurt, 4 iri diş sarımsak, yarım tatlı kaşığı tuz. Üzeri için 2 yemek kaşığı zeytinyağı ve 1 fiske pul biber. Arkadaşlar, yoğurtlu kurutulmuş sebze kavurması yapımına ilk önce kurutulmuş sebzeleri haşlayarak başlayacağım. 175 gram kurutulmuş patlıcanı bol suya ıslatıp yıkıyorum ve süzgece alıyorum. Ardından yine aynı şekilde kurutulmuş olan biberleri de suya ıslatıp yıkıyorum ve süzgece alıyorum. Yıkadığım kurutulmuş patlıcanı kaynamakta olan tuzlu suyun içine atıyorum ve yumuşayana kadar bu şekilde ara sıra üzerine bastırarak ve alt üst ederek haşlıyorum. Haşlanan patlıcanı kevgir ile alıp suyunun süzülmesi için süzgece alıyorum. Patlıcanın ardından yine kaynayan tuzlu suda yıkadığım kurutulmuş biberleri patlıcan gibi alt üst ederek ve karıştırarak yumuşayana kadar haşlıyorum. Arkadaşlar, diğer kurutulmuş sebzeler ile yaptığım tariflerimi info butonundaki videolarımdan izleyebilirsiniz. Haşladığım biberi kevgir ile alıp suyunun süzülmesi için süzgece alıyorum. Evet arkadaşlar, sebzelerimizi haşladık. Şimdi sebzelerimizi kavurmaya geldi sıra. Derin bir teflon tavaya 1 su bardağı zeytinyağını alıyorum. Ve zeytinyağın hafif ısınmasını bekliyorum. Isınan yağın içine haşlayıp süzdüğüm patlıcanı ve biberi ekliyorum. 2-3 defa çeviriyorum. Ardından yarım tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Ve sebzeleri bu şekilde alt üst ederek karıştırıyorum ve soteliyorum. Sebzeler sotelenirken ben de üzeri için yağ hazırlıyorum. Küçük bir tencereye aldığım 2 yemek kaşığı zeytinyağını hafif ısıtıyorum. Yağ ısınmaya başlayınca 1 fiske pul biberi ekleyip karıştırıyorum. Ve ocağı kapatıyorum. Yağın soğuması için bir kenara alıyorum. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi sebzeleri soteledim.
Ocağı kapatıyorum ve sotelenen sebzeleri soğuması için bir kenara alıyorum. Sebzeler soğurken ben de yoğurdu hazırlıyorum. 750 gram süzme yoğurdu bir tasa alıp içine yarım tatlı kaşığı tuz ve 4 diş ezilmiş sarımsak ekleyip fazla koyu olmayacak kıvamda eziyorum. Yoğurdumuz bu şekilde akışkan olmalı. Şimdi sıra sotelediğim sebzeler ve yoğurdu karıştırmaya geldi. Soğuyan sebzeleri sarımsaklı yoğurdun içine alıp bu şekilde iyice karıştırıyorum. Sebzeler ve yoğurt iyice karıştıktan sonra servis tabağına alıyorum. Hazırladığım biberli yağı, servis tabağına aldığım yoğurtlu sebzelerin üzerine gezdirerek döküyorum ve servis ediyorum. Herkese şimdiden afiyet olsun. Vakit ayırıp videomu izlediğiniz için teşekkürler. Umarım tarifimi deneyip beğenirsiniz. Yorumlarınızı ve like'larınızı bekliyorum. Kanalımıza abone olarak destek olabilirsiniz. Yeni yüklediğim videolardan anında haberdar olmak isterseniz videonun altındaki çan ikonuna tıklayabilirsiniz. Çan ikonuna tıkladıktan sonra tüm bildirimleri açık yapmayı unutmayın. Aksi halde bildirimleri alamazsınız. Kanalımızdaki tariflerimizin yazılı anlatımı ve daha çok tarif için web sitemiz www.lezzetci.com'u ziyaret edebilirsiniz. Bizi sosyal ağlarda da takip edebilirsiniz. Yemekleriniz lezzetli, sofralarınız bereketli olsun inşallah. Yepyeni ve lezzetli tariflerde görüşmek üzere, hoşça kalın.